İyiydi yani. Bu hafta bayağı iyiydi yani. <laughs> bam bam ba bam 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 Şimdi ee, bak bu kısmı YouTube'a atalım. Tamam hemen durdurdum şarkıyı. Bu kısmı şimdi YouTube'a atalım. Buradan YouTube'daki halalarınıza, amcalarınıza, teyzelerinize ve çeşitli akrabalarınıza, arkadaşlarınıza selam gönderebilirsiniz. Evet. İtalyan tankları geliyor. Gençler haberiniz vardır zaten İtalyan tanklarının gelişinden. Ama tanklar en azından açıklandı. Hangi tanklar olacak? Nasıl tanklar olacak? Kabaca özellikleri vesaire açıklandı. Gelin hadi buna birlikte bir yakından bakalım tipleri nasılmış bu tankların özellikleri en azından kaç 8 TR kadar mı 7 TR kadar mı özelliklerini falan paylaştılar. Tabi süper test verisi daha bunlar evet. süper süper test çok 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 erken veriler bunlar değişebilir daha sonradan ama yine de biz bir önden önden incelemesini yapalım. Şöyle geçecek olursak kamerayı da şöyle koyacak olursak son haberler kısmında zaten burada İtalyan tanklarını hazırlanın diye bir haber var. O haberi açtığınızda zaten siz de benim gibi bakabilirsiniz İtalyan tanklarına. İtalyan tankları işte e, direkt başlayalım abi tiplerinden. Hiç tarihini varini anlatmayacağım size tankların. Merak eden varsa gelsin buradan okusun neler olduğunu. Zaten videonun açıklama kısmında haber linkini de paylaşırım. Oradan kendiniz de izleyebilirsiniz. Seviye bir tankı fiyat 3000. Tipi böyle bir tipsiz, böyle küçücük küçücük bir şey zaten çoğumuzun sadece 3-5 maç yapıp geçeceği olan, geçeceği olacak olan bir tank. Seviye ikisinde iki tane tank var. Bir tanesi M441, bir tanesi de L640. Bunları aynı zamanda bir de forumdan da şeylerine de bakalım. Bu tankların biri de istatistiklerine de bakalım. tabi forum açılırsa İngilizce forumda yanılmıyorsam bu tankların istatistiklerini de paylaştılar. Süper test sızıntıları adı altında nerede süper test leaks 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 Süper test informasyon bu muydu Bu değil Yok burada değil Gir gel ee, Neredeydi hmm. Niye bulamadım Neden bulamadım Yeni haritalar değil Update 22 per Test Patch Notes değil, değil, değil. Allah Allah. Daha geçen baktık yahu. Hı, hı, buldum. Süper Test League tamam. Buradaymış. Buradaymış. Korkma bakmayın. Biraz geç bulduk. Şimdi birinci seviye tankı dediğimiz gibi fiyat 3000 birinci seviye tankın özelliklerine de şöyle bakacak olursak. Birinci seviye tankımızın canı 120, zırhı 16, 16, 16, turret traverse 34 gövde gövde dönüşü 50 derece görüş mesafesi 280 top speed 21 çok yavaş yani zırh deliciliği ise 39 mm normal mermi 60 mm gold mermisi hasarı da 40 40 40 hasar reload'u da 2.8 saniye gibi küçücük minnacık ufacık bir seviye tank çok da oynamayacağımız için direkt geçiyorum L6040 burada 3. seviye 2. seviye tank olarak söylenmiş. Bu da burada bir de M441 diye bir şey var. Bu ne bilmiyorum. L60'ın özelliklerine bakacak olursak görüş mesafesi 320 metreye çıkmış. Burada benim kameram kapatıyor değil mi? Kameram engelli şöyle. Beni beni görmeyin. Beni görmeyin. Ne yapacaksınız beni? Şöyle bakacak olursanız zırhı mırhı yok. Penetrasyon çok değişmiyor ya açıkçası. Burada sanırım böyle enteresan bir top var. Patlayıcı mermisi yok. 38 mm. Normal mermisi 49 mm'de altın mermisi ve damajı 11. Auto reloader reloading time enteresan bir yeniden yükleme sistemi var biliyorsunuz İtalyan tanklarında. Yani şarjörlü gibisiniz de ama şarjörlü değilsiniz gibi de. Yani hem arka arka böyle bam 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 mermi sıkabiliyorsunuz. Ama şarjörünüz mesela atıyorum 4 tane şarjöründe mermi var. Bam bam iki tane sıktı. Sonra o iki tane mermiyi hemen doldurmaya çalışıyor mürettebat. Ama giderek uzuyor falan filan. Böyle enteresan bir mekaniği var. Geldiği zaman detaylı bir şekilde anlatacağız zaten. Bu o öyle bir tank gibi gözüküyor. Auto reloader reloading time yazmış çünkü. Ve hasarı da çok az. 11-11. Muhtemelen şarjörlüdür. Aynen 12 tane mermisi varmış şarjörünü. Şimdi gördüm. Number of shells. Üçüncü seviye tankına geçtiğimiz zaman ha bu da diğer iki seviyesiymiş tamam ikisinde yazmışlar Okey bir de normal reload'a sahip olan bir tane iki seviye tankı var geçelim bunu da gayet oynamayacağım tanklar gayet tipsiz tanklar M1542'ye baktığınız zaman gövde zırhı ön tarafta 45 mm'ye çıkıyor ki bu 3 seviye için iyi bir değer aslında baktığımız ama neresi 45 mm bilmiyoruz bakacağız. E, hızı hızlanması fena değil. 40 km hızla gidiyor falan. 320 görüş mesafesi tabii ki kötü. Topu 70 deliyor. 50 hasar veriyor. 2.2 saniyede reloadu var ki çok kısa bu reload süresi, Küçücük küçücük şarjörlü gibi sürekli. Geçelim 4. seviye. 5. seviye tankına. P43. 5. seviye tankına da bakacak olursak burada şunu göremedik sanki. 4. seviye tankını göremedik değil mi? Bu 3 seviye tankı. Evet 4. seviye tankı yok. 5. seviye tankına bakalım. Tipi bu. P-43. Bir böyle Alman tanklarını andırıyor biraz. Böyle ortaya karışık. E, gövde zırhı 80 mm ve açılı maçılı böyle enteresan bir e, tank olacak 5 seviyede. Can puanı 460. Çok can puanı yok. Görüş mesafesi de 350. Yeterli 5 seviye için. Hızı 42 km ama motor gücü ne kadar bilmiyoruz ama hızlı bir alet olacağı kesit. Penetrasyon yani deliciliği 118, altın mermisi 146, hasarı 110, 4 saniyede yüklüyor ki bunlar bas süreler yani mürettebatlar donanımları koyduğunuz zaman bu süreler çok daha aşağılara gidecek. Neredeyse full şarjörlü gibi yani bu 4 saniye 3 saniye inecek tak 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 saydırıyor olacaksın. Delicilik fena değil. Altın mermi deliciliği de fena değil. Sonra 6 seviye tankına bakacak olursak P43 bis. Buradan da tipine bakalım. Şöyle tıklayınca büyümüyor. P43 bis diye bir tank var özellikleri de bu yine aynı gövde şeylerine sahip zırh değerlerine sahip ama bu defa gövde komple açılı dik bir zırh yok gövdesin önünde bu da o seviye için aslında fena bir zırh olmadığı anlamına geliyor sektirebilir çünkü bu seviye böyle eğimli olduğu zaman muhtemelen 120-130 mm efektif zırh kalınlığına kavuşacak Altı tier dedi zaten ortalama o kadar delişler var. Yani her mermi içine almayacak gövdesinden ama taretten tabi iyi bilir. Tareti biraz daha dik gözüküyor. Görüş mesafesi 360. Topu 140 deliyor. Altın mermisi 180 deliyor. Patlayıcı mermisi 45. Ama topu enteresan bir şekilde 240 vuruyor. Bu tankta çok enteresan bir özellik var. Yani bu ne demek? 7,5 saniyede yüklüyor arkadaşlar. 60 saniye bölü 7,5 dersek Dakikada 8 tane mermi atabiliyor. Dakikada 8 mermiyle 240 hasarla çarptığınız zaman 1920 DPM'e kavuşuyor ki fena olmayan bir dakika başına hasar anlamına geliyor. Bu 1920 dakika başına hasar. Fena değil ki bunu mürettebatsız olduğunu düşünün. Bunu bol bol arttırabiliyor olacağız. Bu tank fena bir tank olacak. 6 seviyede 240 vuran bir orta tank. Enteresan bir tank olacak. Gelelim 7 seviye tankına 7 seviyesine bakacak olursak da bu da P43 Ter diye bir tank Böyle değişik bir tipi var 6 seviyeden bir tık daha geliştirilmiş Çok benziyor 6 seviyesine Bir tık daha zırhlar arttırılmış ön zırh 100 milimetreye çıkmış Cam puanı 1100'e çıkmış İşte hızı 55'e çıkmış vesaire görüş mesafesi artmış delicilikler artmış ama hasar aynı Burada reloading time 8 saniye bakın Tankın seviyesi büyüyor hasarı aynı kalıyor. DPM'i düşüyor. Az önceki tank yani bir küçük seviyesi olan 6 seviye tank bu tanktan daha fazla DPM'e sahip 60 bölü 8 yaparsak 1 dakikada 7.5 mermi atabiliyor. 7.5'u da 240 ile çarparsak bu tankın 1800 DPM'i var. Yani dakika başına hasarı bir küçük seviyesi tanktan 120 hasar daha az. Ama tabii ne konuda iyileştirmeler var? Reloading time'ı aynı. Sadece zırh konusunda iyileştirme var. Reload'u en azından, reload diyorum yani nişan alma süresi en azından iyileşir diye düşünüyordum. İsabeti daha da kötüleşiyor, nişan alması da kötüleşiyor. Reload'u da kötüleşiyor. Ama ne iyileşiyor? Hızı iyileşiyor. Penetrasyon yani deliciliği iyileşiyor. Ve tankın da zırhı iyileşiyor 7 seviyeye geldiğimizde. 8, 9 ve 10 seviyeleri için bilgi yok. 8, 9, 10 seviyeleri için görseller var. 8 seviyesinde P44 Pantera diye bir e, tank gelecek İtalyanların arasında. Bu böyle panter şasisinin üzerine kendi 7 seviyesinin taretinin gelişmiş versiyonunu oturtmuş oldukları enteresan bir tank. 90 mm topu var muhtemelen bu da 240 mm 240 hasar verecektir. Tankın tipi bu. Önden böyle gözüküyor. Muhtemelen 110-120 mm falan şurada zırh vardır. Efektif olarak kabaca 180-200 mm civarında efektif zırh koruması sağlar ki 8 seviye için oldukça zırhlı olabileceğini düşünebiliriz. Ama tabi ben sallıyorum şu anda. Bunun <laughs> zırh değeri henüz paylaşılmadı. Tipi de bu abimizin. 9 seviyesine geçelim. Prototipo Standard B. Bildiğimiz Alman Leopard tankına oldukça benzeyen değişik bir tank olmuş. Rengi çok kötü bu arada İtalyan tanklarının. Çok enteresan bir tank yani gördüğünüzde geniş Bayağı geniş Motoru arkadan yüksek bu da Namlusunu sadece üç tarafa birden güzel eğilebileceği anlamına geliyor Namluyu arkaya çevirdiğiniz zaman muhtemelen aşağı eğemeyeceğiz tank çok geniş geldi benim gözüm bir tık daha dar beklerdim Açıkçası Alman Leopard tankından esinlenilmiş enteresan bir tank Bu şekilde Bu tankların özellikleri genel olarak şey olacak arkadaşlar ileri derecede bir e, hareketlilik yani hızlı tanklar olacak bu tanklar. Topları da auto reloader dediğimiz hem şarjörlü hem de şarjörünü otomatik olarak kendi kendine dolduran bir sistemi var. 10 seviye tankına bakacak olursak da 10 seviyenin adı Progetto M40 Mod 65. Artık ne deriz bilmiyoruz buna. Bayağı uzun ismi var. Tipi de çok tipsiz. Birazcık tareti AMX 30'lara benziyor. Gövdesi böyle enteresan değişik bir tank. Baya enteresan tank yani aslında. Baktığımızda bu da bu topa baktığında muhtemelen 105 mm kalibreli bir topu var. Bunun da namlusundan anladığım kadarıyla muhtemelen 390 falan vuracaktır bu atış başına. Böyle değişik bir tank. Baktığınız zaman çok zırhlı gibi gözüküyor ama muhtemelen çok zırhlı bir tank değildir. Önden de böyle şurada komutan kapolası var. Muhtemelen ön alttan falan çok rahat delebileceğimiz, ön üstten de nadiren sektirebilen kendi seviyesinde. Nadiren sektirebilen ama topuyla çok canlar yakacak bir tank serisi hazırlanıyor. Tabii ki bu tankların tipleri olsun, az önce söylediğim özellikleri olsun vesaire. Bunların hepsi değişebilir. Halen test ediliyor. E, herhalde Botun 1.0 yamasıyla birlikte şey olacak. Bunlarla ilgili bize birazcık daha detaylı bilgi gelecek. Detaylı bilgi geldikçe ben de sizlerle Paylaşıyor olacağım. Bu arada İtalyanların sarf malzemesinin ismini de belirlemişler. Hepimiz pizza bekliyorduk azık olarak. Utanklara pizza gelir diye bekliyorduk ama pizza'nın yerine spagetti geliyor. Hmm, spagetti güzel, lezzetli spagettileri severim. Makarnanın her türlüsünü severim. Bütün hamur işlerini severim ben. Gelsin, bırakın gelsin, gel hele gel. Evet gençler. Olayımız bu. İtalyan tanklarımız bu. Bu şekilde bir tanklar gelecek. En azından tasarım aşamasındalar şu anda bu tanklar. Polonya tanklarını hala açıklamadılar. Bundan çok daha önce oyuna Polonya tankı gelmişken İtalyan tanklarının tiplerini gördük. En azından ne, ne olacak, nasıl olacak bunları gördük. Ama Polonyalıların hala ağacını görmedik. Ey VG! Polonya tanklarını da açıkla artık. Onları da bekliyoruz. Evet Sevgili YouTube kendine iyi bak. Biz Twitch'ten yayına devam ediyoruz. Hadi bakalım. YouTube'a buradan selam söylemek isteyen sevgili Twitch izleyicileri son şanslarınız danışmadan bekleniyorsunuz. Siz de selamlarınızı söyleyin. Sonra videoyu kapatıyoruz. Biz yayına geçiyoruz. YouTube sen işte arada gelirsin ya Twitch'e değil mi? Geliyorsunuz ama gelmiyorsunuz. Çoğunuz gelmiyorsunuz biliyorum. Çoğunuz Twitch'e gelmiyorsunuz. Gelin ulan. Polonya tankları gelmedi. İsveç Leosu gibi. Evet, İsveçlilerin Leopard tankına benziyor birazcık. Yani genel aşama, genel olarak bu tanklar zırsız, hareketli, topu orta mesafede isabetli ve şarjörlü tanklar olacak bu tanklar. Bakalım. Oynaması çok zor olmayacaktır. Ama kaliteli beyinlerin, yetenekli ellerin içerisinde altında çok enteresan maçlar çıkartacağını eminim. Özellikle o bitmeyen şarjör sistemi çok değişik bir sistem olacak. Haydi bakalım. Geçiyoruz. Biz yayına geçiyoruz. Sevgili YouTube. Bay bay. Bay bay. Hadi. 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 Hadi YouTube. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Geç. <laughs> Bu geçi de şeyden öğrendim. Ondan şeyde kaldı. Bilmiyorum sizler hatırlıyor musunuz biliyor musunuz da. Ne o? Ee, Olsan Uğur izleyen var mı